Birinci anne Amine Hatun, öz anne. Elbette herkesin bir annesi olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dünyaya getiren Amine Hatun. İkinci anne Süveybe Hatun, süt annesi, ilk süt annesi. Üçüncü anne, asıl süt annesi, Halime Hatun. Dördüncü anne, Peygamber Efendimizin üzerinde emeği olan, Peygamberimize dadılık yapan, Ümmü Eymen Bereke. Beşinci anne, yine Peygamber Efendimizin üzerinde emeği olan, onu çocukluk ve gençlik yıllarında yetiştiren, Hazreti Ali'nin annesi Fatıma Hatun, yani Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib'in hanımı. Saygıdeğer izleyicilerim, Süleyman Çelebi, Mevlid-i Şerif'in yazarı, müellifi Süleyman Çelebi, Mevlid'i yazarken Mevlid'in ikinci bahri olarak Veladet Bahri'ne Amine Hatun Muhammed anesi ol sadeften doğdu ol dür danesi diye başlıyor. Amine Hatun. Zühre oğullarından Vehb'in kızı, dede Abdülmuttalip oğlu Abdullah'ı onunla evlendiriyor. Allahü Teala öyle takdir etmiş. Evlendiler. Buyurun, kendilerini bir tebrik etmeye gidelim. Mekke'ye gidiyoruz, soruyoruz. Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın evi neresi? Yeni evlenen Abdullah'ın evi. Bize bir ev gösteriyorlar. Kapıyı çalıyoruz. Amine Hatun çıkıyor. Elimizde hediyemiz var veya çiçeğimiz var. Takdim ediyoruz, tebrik ediyoruz. Evliliğiniz mübarek olsun diyoruz. Soruyorum, ben soruyorum hepinizin adına. Amine Hatun, kaç kişisiniz evde? Diyorlar ki 3 kişiyiz. 3 kişiyiz deyince siz de merak ediyorsunuz. Yeni evlendiler. Kimdir bu 3 kişi? Kim var diyorum? Evin erkeği Abdullah. Evin taze gelini olarak kendisini takdim ediyor. Biz üçüncü şahsı merak ediyoruz. Diyor ki üçüncü şahıs olarak evimizin hizmetçi kızcağızı Bereke. Evlilikte Abdullah eşi Amine'ye bir hizmetçi takdim ediyor. Habeşistanlı, siyah esmer bir kızcağız evin hizmetçisidir. Bu sohbetimizde sizlerle birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğduğu eve gidelim. Ev sakinleriyle, Peygamberimizin annesiyle, babasıyla ve Peygamberimizin üzerinde emeği olan diğer annelerle tanışalım, yakından tanışalım. Öz anne Amine Hatun. Evlendikten bir müddet sonra, eşiyle beraber olduktan sonra, eşi Abdullah, Peygamber Efendimizin babası Abdullah, her Mekkeli gibi ticarete başladı. Ticaret için Mekkelilerle birlikte Suriye taraflarına gitti. Geriye dönerken Medine'de hastalandı ve vefat etti. Bakın, biraz önce tebrik etmeye gitmiştik. Şimdi başsağlığına gidelim. Yine aynı eve gidiyoruz. Kapıyı çalıyoruz. Amine Hatun çıkıveriyor. Ama bu sefer üzgün. Başınız sağ olsun diyoruz. Allah rahmet etsin. Abdullah'ın vefatına inanın ki sizin kadar üzüldük. Şimdi kaç kişisiniz? 2 kişi kaldık diyor. Ben ve hizmetçim. Ümmü Eymen Bereke. Abdullah vefat etmiştir. Amine Hatun hamiledir. Vakit saat gelecek.
nur topu gibi bir çocuk dünyaya getirecek. Süleyman Çelebi Hazretleri Mevlid-i Şerif'te çok güzel anlatıyor. Amine Hatun Muhammed anesi, olsa deften doğdu ol dürdanesi. Çünkü Abdullah'tan oldu hamile, vakterişti heftehu eyyam ile. Evet, günler, haftalar geldi. Sonra nur topu gibi bir çocuk dünyaya getirdi Amine anne. Öz anne Amine Hatun. Çocuğunu kendisi emzirdi. Ama adettir Mekke'de yeni doğan çocuklara süt annelik yaparlar. İlk süt anne Ebu Leheb'in hizmetçi kadını Süveybe. Süveybe Peygamber Efendimiz'den önce Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza'ya da süt annelik yapmıştı. Bu sebepten dolayı Peygamberimiz kendisinden 4 yaş büyük amcası Hamza ile süt kardeştir. Süveybe Hatun da o sırada kendi oğlu Mesruh'u emzirmektedir. Oğlu Mesruh'la Peygamberimiz de süt kardeşi olmuşlardır. Mekkeliler yeni doğan çocuklarını yüksek yerlere, yaylalara gönderirler. Mekke çok sıcak olduğu için, çocuklar bu sıcağa dayanamadıkları için, bulaşıcı hastalıklar yaygın olduğu için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Sa'd oğulları kabilesinden Halime Hatun'un nasibine düşmüştür. Yüksek yerlerde, yaylalarda, badiyede, çölde yeni dünya çocuğu olanlar kalkarlar, gelirler Mekke'ye. Mekke'den de bir çocuk alırlar. Kendi öz çocuklarıyla beraber bu çocuğu da emzirirler. Ona süt annelik yaparlar. Hem çocuğun annesinden, babasından ve yakınlarından bir ücret alırlar. Hem de bir yakınlık kurulmuş olur. Ve köylerde, yaylalarda yaşayan insanlarla Mekke şehrinde yaşayan insanlar bu şekliyle birbirlerine kaynaşmış olurlar. Sa'd oğullarından Halime Hatun eşi Haris'le beraber geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun nasibine düştü. Aldı, kendi yaylasına götürdü. Şimdi Mekke'den Efendimizle beraber küçük çocuk, yeni dünyaya gelmiş çocuk Muhammed aleyhisselamla beraber Halime'nin evine gidiyoruz. Süt anne Halime Hatun, Halime'nin eşi Haris, Haris'in çocukları Şeyma, Enise, Abdullah. Çocuklarımıza, öğrencilerimize sorarız. Peygamberimizin süt kardeşi kimdir diye Şeyma diye cevap verirler. Şeyma cevabı doğrudur fakat eksiktir. Şu manada eksiktir. Şu anda Peygamber Efendimizle beraber süt emen kardeşin adı Şeyma değil, o kardeşin adı Abdullah'tır. Evet, Şeyma da Peygamberimizin süt kardeşidir. Ama süt ablasıdır. Efendimiz'den önce doğmuş, dünyaya gelmiş, annesinden süt emmiş, şu anda kardeşleriyle ilgilenen abladır. Annenin yardımcısıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Halime'nin evinde kardeşi, süt kardeşi Abdullah'la beraber Halime anneden süt emmektedirler. Peygamberimiz burada 2 yıl kaldı. 2 yıl süt emme müddeti bittikten sonra getirdi. Çocuğu annesine teslim ettiler. Ama o sırada Mekke'de bir çocuk hastalığı vardı, yaygın. Bulaşıcı hastalık. Öz anne Amine, Halime Hatun'a, çocuğuma biraz daha bakar mısın dedi. Halime Hatun'un canına minnet. Çünkü bu çocuğa doymamışlardı. Kendi yaylalarına gelince yağmurlar artmış, hayvanların sütü bollaşmış, bir bereket gelmişti.
çocuğu aldı, tekrar kendi memleketlerine gittiler. 2 sene daha kaldı. Bakın bu hanımefendi Peygamberimize 4 sene annelik yaptı. Efendimiz 4 yaşındayken kalbinin yarılması hadisesi meydana geldi. Bunu anlamlandıramadılar, biraz da endişe ettiler. Bakamayız, çocuğun başına bir hal gelir, mahcup oluruz diye. 4 yaşındaki Muhammed Aleyhisselam'ı getirdi, öz annesine teslim ettiler. Dede Abdülmuttalip'ten ücretlerini aldı gittiler. Ama iki aile arasında bir yakınlık meydana geldi. Efendimiz bu annesini 25 yaşına gelip Hatice hanımefendi ile evlendiği zaman düğününe davet etmiştir. Halime anne, Haris, süt kardeşler kendi yaylalarından, Sağdoğulları diyarından kalktı, Mekke'ye geldiler. Peygamber Efendimizin Hatice annemizle evliliğinde hazır bulundular. 4 yaşından 6 yaşına kadar Muhammed Aleyhisselam öz annesi Amine Hatun ile birliktedir. 6 yaşına gelen Muhammed Aleyhisselam annesi Amine, dadısı Ümmü Eymen Bereke ile birlikte Medine'ye geldi. Babası Abdullah'ın kabrini ziyaret için geldiler. Dönüşte öz anne Hazreti Amine Ebva'da rahatsızlandı. Ebva Medine'ye 190 kilometre mesafede, Mekke'ye 270 kilometre mesafede bir köydür. Yani Medine'den çıktılar, 190 kilometre yol aldılar. Mekke'ye gitmek için 270 kilometre yolları var. Orada Amine anne rahatsızlandı. Bu dünyadan ayrılmak üzere olduğunu anlamış olacak ki, 6 yaşındaki Muhammed'i aldı, bağrına bastı. Ona babasını hatırlattı. Babası Abdullah hakkında güzel sözler söyledi. Abdullah hakkında hatıralar yad etti. Sonra da biricik oğlu Muhammed Aleyhisselam'a yöneldi. Onun gelecekte büyük bir insan olacağını kendisine müjdeledi. Sana hamileyken gördüğüm rüyalar, doğumun esnasında şahit olduğum olaylar doğru çıkarsa ki inşallah doğru çıkacak, sen büyük bir insan olacaksın. Daha sonra da oğlum, her gelen gider, her doğan ölür, ben de geldim gidiyorum ama senin gibi bir çocuk bıraktım, gözüm geride değildir diyerek oğlunu büyütecek, oğluna gelecekte hedef gösterecek çok güzel sözler söyledi.